Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri doğanın vahşi ve büyüleyici yaratıkları olan kurtların gizemli dünyasına götürüyoruz. Kurtlar tarih boyunca mitolojilerden masallara, efsanelerden gerçeğe kadar pek çok hikayenin kahramanı olmuştur. Onların sosyal yaşamlarından avcılık stratejilerine, efsanelerinden ekosisteme katkılarına kadar her yönüyle büyüleyici bilgilerle dolu bu yolculuğa birlikte çıkalım. Hazırsanız, kurtların gizemli dünyasına adım atalım. Kurtlar inanılmaz derecede sosyal hayvanlardır ve güçlü aile bağları ile bilinirler. Bir kurt sürüsü genellikle alfa erkek ve dişi ile onların yavrularından oluşur. Alfa çift, sürünün liderleridir ve sürünün diğer üyeleri tarafından büyük saygı görürler. Kurtlar iletişimde son derece yeteneklidirler. Uluma, havlama, hırlama ve vücut dili gibi çeşitli yollarla birbirleriyle iletişim kurarlar. Özellikle ulumaları, sürü üyelerini bir araya toplamak ve bölgeyi işaretlemek için kullanılır. Kurtlar avlanırken mükemmel takım oyuncularıdır. Sürü halinde avlanarak büyük avları hedeflerler. Her üye avlanma sırasında belirli bir rol üstlenir ve bu da onların avı yakalamalarını kolaylaştırır. Kurtlar tarih boyunca pek çok efsaneye konu olmuştur. Bazı kültürlerde kurtlar güç ve cesaretin simgesi olarak kabul edilirken, bazı kültürlerde ise kötü şansın habercisi olarak görülmüştür. Türk mitolojisinde kurtlar özel bir yere sahiptir. Türklerin atası olarak kabul edilen Asena, dişi bir kurt olarak betimlenir. Bu mitolojiye göre, bir dişi kurt Türklerin soyunun devam etmesini sağlamıştır. Kurtlar, ihtiyaçlarına göre geniş alanlarda göç edebilirler. Besin bulmak ve yavrularını yetiştirmek için binlerce kilometre yol kat edebilirler. Bu göçler, onların hayatta kalma stratejilerinin bir parçasıdır. Kurtlar, ekosistemin dengesi için kritik bir rol oynarlar. Avladıkları hayvanların popülasyonunu kontrol ederek bitki örtüsünün korunmasına yardımcı olurlar. Bu da diğer hayvanların yaşam alanlarının korunmasını sağlar. İklim değişikliği kurtların yaşam alanlarını ve avlanma alışkanlıklarını etkiliyor. Daha sıcak iklimler onların göç yollarını ve avlanma bölgelerini değiştiriyor. Bu da kurt popülasyonları üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Kurtlar son derece zeki hayvanlardır. Problem çözme yetenekleri ve stratejik düşünme becerileri Avlanma ve hayatta kalma şanslarını artırır. Ayrıca, yavrularına bu becerileri öğretme konusunda da yeteneklidirler. Kurtlar, duygusal olarak da oldukça gelişmiş hayvanlardır. Yaz tutabilir, sevinç gösterebilir ve birbirlerine karşı güçlü bağlılıklar kurabilirler. Sürü üyeleri arasında güçlü bir duygusal bağ vardır. Kurt yavruları, doğduklarında kör ve sağırdırlar. İlk birkaç hafta anne sütüyle beslenirler ve yavaş yavaş et yemeye başlarlar. Yavrular, sürü üyelerinin koruması altında büyür ve hayatta kalmak için gerekli becerileri öğrenirler. Kurtların koku alma duyusu, insanlardan yaklaşık 100 kat daha gelişmiştir. Bu yetenekleri, avlarını bulmalarında ve tehlikeleri tespit etmelerinde kritik bir rol oynar. Ayrıca, diğer kurtların kokularını tanıyabilir ve kendi bölgelerini işaretleyebilirler. Kurtlar, saatte 60 kilometre hıza ulaşabilirler ve uzun mesafeleri koşarak kat edebilirler. Bu hız ve dayanıklılık avlanma ve kaçış sırasında onlara büyük avantaj sağlar. Uzun mesafelerde yorulmadan koşabilmeleri onların hayatta kalma şansını artırır. Kurtlar etoburdurlar ve diyetlerinde geyik, tavşan, yaban domuzu gibi hayvanlar bulunur. Ancak açlık durumunda meyve ve sebze de yiyebilirler. Esnek diyetleri farklı ortamlarda hayatta kalmalarını sağlar. Vahşi doğada kurtlar genellikle 6-8 yıl yaşarlar. Ancak Koruma altında veya esaret altında daha uzun yaşayabilirler. Yaşam süreleri, avlanma başarıları ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir. Bazı kurt türleri habitat kaybı ve avlanma nedeniyle tehlike altında. Koruma çalışmaları ve yasalar bu türlerin hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyor. Özellikle Yellowstone Milli Parkı'ndaki kurtlar başarılı koruma çalışmaları sayesinde popülasyonlarını artırdı. Kurtlar Yavrularıyla çeşitli sesler ve hareketlerle iletişim kurarlar. Yavrular bu iletişim şekillerini öğrenerek sürü ile uyum içinde yaşar. Dil gelişimi onların sosyal yapılarını güçlendirir. Kurtlar bölgelerini işaretlemek ve savunmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Kokularını bırakmak, ulumak ve fiziksel sınırlar oluşturmak bölgelerini diğer sürülerden korumalarına yardımcı olur. Kurtlar birçok kültürde önemli bir yere sahiptir. Mitolojilerde, masallarda ve halk hikayelerinde sıkça yer alırlar. Bu kültürel önem, kurtların insanlar üzerindeki etkisini gösterir. Kurtlar, farklı iklim ve coğrafi koşullara uyum sağlama yetenekleriyle bilinirler. Çöllerden ormanlara, tundralardan dağlara kadar geniş bir yelpazede yaşamlarını sürdürebilirler. Bu adaptasyon yetenekleri onların dünya genelinde yayılmalarını sağlar ve işte kurtların büyüleyici dünyasında yaptığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Bu videoyu hazırlarken kurtların ne kadar büyüleyici ve karmaşık canlılar olduğunu bir kez daha fark ettik. Kurtların sadece vahşi ve güçlü değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal varlıklar olduklarını da gördük. Onların doğayla olan bu eşsiz ilişkisi, bizim de onlardan öğrenecek çok şeyimiz olduğunu gösteriyor. Eğer bu videodan keyif aldıysanız ve daha fazla doğanın harikalarını keşfetmek istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, doğayla kalın.